Herkese merhabalar. Türkçenin en önemli konusunu öğrenmeye hazır mısın Tonguç'um? Hocam en sevdiğim konu. En sevdiğin konu ve en önemli konu. Neden? Çünkü geçen sene yani 2021 LGS'de bu konudan toplam 16 tane soru çıktı. 17 tane soru çıktı. Bu sene de en az 10 tane ya da 11 tane soru bekliyoruz. Çok önemli bir konu. Türkçenin tamamı diyebiliriz bu konu için. Bu konu parça anlam konusu. Yani hepimizin bildiği paragraf konusu. Bugünkü dersimizde parçada nasıl başlık koyabiliriz? Parçanın konusu nasıl belirlenir? Ana düşünce yani düşüncelerin annesini nasıl bulabiliriz? Yardım düşünceler nasıl elenebilir? Soru cevaplarda neye dikkat etmemiz lazım? Hikayenin unsurları, duygular, duyular bunların hepsine bakacağız. Ruh hali ve karakter özelliklerini göreceğiz. Ama bu konuyla alakalı senin esas yapman gereken şey ne biliyor musun Tonguç'um? Bol bol soru çözmek. Zaten senin kitaplarından birazdan sana ödevler vereceğim. Ve biliyorsunuz LGS kampımıza Eylül ayı bitti. Artık hızlı hızlı gidiyoruz ve Kasım ayına bile girdik diyebiliriz. Dolayısıyla sen şu anda yapman gereken öncelikle bu konu... Bu şekil nedir hocam? Bu şekil esasında paragrafın şekli. Yani önce soru kökünü oku, sonra metne geç, sonra seçenekleri oku diye birazdan sana takdir vereceğim. Yani ana düşüncede işte ama, fakat, ancak gibi sözcüklere dikkat edeceğiz. Zaten bak videomuzun girişinde de aynı şey yaptım. Bu konu çok önemli dedim ama bak sonra ne dedim? Bu konuda esas dikkat etmen gereken şey bol bol soru çözmek dedim. Şimdi önce ödevlerimizi vereceğim. Sonra da sana taktikleri vereceğim. Ardından sen ödevlerini çözerek hocam, mükemmel bir şekilde... son noktayı koymak istiyorum. Bu konuda son noktayı koymak istiyorsan zaten bizim paragrafla alakalı esasında 3 temel kitabımız var. Sadece paragrafla alakalı. Yani diğer kitaplarından ödev vereceğim ama... Normalde paragrafon kitabımız bu konuyla alakalı senin çözmen gibi. Bak birazcık küçük duruyor ekranda ama normalde şöyle biraz yakınlaşalım. Bak şöyle biraz yakınlaşayım. Pardon şöyle yakınlaşayım. Gördüğün kitabımız büyük normalde. Şekilde biz büyük kağıtta başlıyoruz biliyorsun. Paragrafon kitabımızda senin için her gün çözmen gereken 10 soru var. Ve bu 10 soruyu çözdüğün zaman ne oluyor biliyor musun? LGS Türkçe'de sadece paragraf sorularını değil, sadece sözcükte anlam ya da cümlede anlam sorularını değil, diğer sorularda da çok yüksek niteler yapıyorsun. Dolayısıyla buradaki ödevin her gün buradan 10 soru çözmek. Ardından da bu bittikten sonra hızlanmanı sağlayacak olan Paragrafons kitabımız var. Paragrafons kitabımızı daha sonra da alabilirsin. Şimdi alabilirsin. Buradaki soruları ise süreyle çözüyorsun. Yani 10 soruyu çözüyorum, doğru yapıyorum ama çok uzun sürede yapıyorum diyor öğrenciler. Biliyorsun LGS'de Türkçe için bir soruya kaç dakika verecek Tonguç'um? 1,5 dakika. 1,5 dakika verecek. Ama sen dolayısıyla 10 soruyu 15 dakikada bitirmen lazım. Ama eğer hızlanmanı ayarlamazsan, hızlandıracak sorular çözmezsen, paragrafonsa hızlanmaya odaklanmaya yönelik sorular var. LGS'de de ister istemez bir soruyu 1,5 dakika değil daha uzun sürede çözebilirsin. Buradan da sorular çözeceksin. Bütün bunlar bittikten sonra belki bu dönem olabilir, belki ikinci dönem paragrafta son noktayı koyman gerekiyor. Buradan da yine ödevler vereceğiz. Buradaki sorular birazcık zor, bayağı zorlayıcı sorular. Evet, seçici sorular. Ama bunları da çözdüğünde LGS... Parça anlam konusuyla alakalı mı bunlar hocam? Evet, hepsi parça anlam konusuyla alakalı, hepsi paragraf konusuyla alakalı. Zaten paragrafta son nokta demek, parça anlamda son nokta demek. Paragrafons demek, parça anlamdumons demek. Yani esasında paragraf ve parça anlam aynı şey. Burada şu çok önemli Tonguç'um. Sen LGS'de, Türkçe'de tüm soruları doğru yapmak istiyorsan hem hızlanmalısın hem de bol ve zor sorular çözmelisin. O yüzden de bunları ayarladık. Şimdi o zaman diğer kitaplarına ödevlerini yapmayı unutma. Yani 0'dan 8'den, Taktikli'den, Dinamo'dan ve Zoru Bankası'ndaki paragraf kısımlarını bitirdiğinde zaten artık Türkçe'de hiçbir sorunun kaçmayacağına emin olabilirsin. Hemen şöyle tekrar eski sayfamıza geri dönelim ve artık videomuza başlayalım Tonguç'um. Hadi bakalım. Birincisi paragraf sorusu çözme tekniğimiz şudur. İlk başta önce soru kökünü okuyoruz. Çıkarılamaz, değildir, olamaz gibi olumsuz ifadelere dikkat çeksin. Bak, dolayısıyla bu tarz şeylere dikkat etmen gerekiyor. Seçenekleri hızlıca gözden geçiriyorsun. Kendi bakış açına göre değil, parçanın senden istediği doğrultuda değerlendirmen gerekiyor. Ya ben böyle düşünüyorum. Hayır, senin nasıl düşündüğün önemli değil. Orada adam ne sormuş onu da bilmen gerekiyor. Ve sadece önemli yerlerin altını çizmelisin. Yani böyle her şeyin altını çizersen de paragrafta dikkatin dağılabiliyor. Doğru seçeneği bulurken de mutlaka yanlışları ele. Neden? Çünkü A, B, C, D, E dedin ya. Sen burada diyelim C ve D değil dedin mesela. 4 seçenek olsun. C ve D dedin. A ve B arası kaldın ya. Bir daha bunlara bakmamak sana emin ol. 10 saniye bile kazandırsa toplam 40 Türkçe sorusunda, 20 Türkçe sorusunda 10-10, 10 çarpı 20, 200 dakika kazandırır. Bu da zaten 3 dakikaya denk gelir. Neredeyse uzun bir süre. Kitap okumak ve her gün düzenli olarak paragraf sorusu çözmek de çok çok önemli. Ve az önce söylediğimiz gibi uzun paragraflardan korkmuyoruz. Cevabı daima açın. Tüm seçenekleri okumadan asla karar vermiyorsun. Mesela diyelim ki adam sana diyebilir ki 2 artı 2 eşittir kaç der. A seçeneğine işte 4 yazar, B seçeneğine 5 yazar, C seçeneğine işte 0 yazar, D seçeneğine 2 yazar. Şimdi sen bakarsın 2 artı 2, 4, hemen hop diye A'yı işaretlemeyeceksin. Niye? Çünkü bak şimdi neden işaretlemeyeceksin? A'da 4 demiş ya, bir baktın B'de de 4 diyor. Allah Allah, hem A'da 4 dedi hem B'de 4 dedi. Niye ki acaba?
Bir bakıyorsun ki meğer 2-2 demiş diyebilirsin. Bazen dikkatini dağılabilir. Yani sen 2+2'yi 2-2, 2+2 okuyabilirsin. Dolayısıyla sen hemen ilk seçeneği işaretleme. Bir bak diğer seçeneklerde neler diyor. Bir bak ki daha rahat ele. Ve zaten birbirine yakın olan seçenekler varsa genellikle her ikisi de cevap değildir. Başka bir seçenek doğru cevaptır. İlk cümle genel ve nesnel ise ana fikirdir. Hatta bunlarla alakalı sana şöyle bir taktik vereyim sana. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer parçanın içerisinde tanık gösterme varsa, genellikle tanık gösterme ana düşünce verir. Veyahut da parçanın içerisinde örneğin diyorsa, örneğinden bir önceki cümle ana düşünceyi verir. Veyahut da parçanın son cümlesi %80 ana düşünceyi verir. Eğer özetle diyorsa, ondan bir sonraki cümle ana düşünceyi verir. Veyahut da nesnel bir başlangıç varsa, nesnel başlangıçlarda ana düşünceyi verir. Bunların hepsi bak, tekrar maddeleyecek olursak konu çevirdim benim. 1. Tanık gösterme olan cümleler. 2. Örneğinden bir önceki cümle. 3. Son cümleler. 4. Özetle diyorsa ve ondan sonra. Özetle, böylece diyorsa bundan sonraki cümle. 5. Nesnel başlangıç cümleleri genellikle bize ana düşünce verir. Bunu da bilmeni istiyorum. Tonguç evladım benim. Tüm seçenekleri okumadan karar vermiyoruz dedik. Son cümlede sonuç ve özet ifadeleri varsa bu da ana fikri verdiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi parça anlam dayanı ana fikirde ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Asıl düşünce parçanın yazılış amacı ana düşüncedir. Zaten ana düşünceyle alakalı soruları şöyle sorar. Der ki bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir der bak şöyle. Asıl anlatılmak istenen nedir? Veyahut da vurgulanmak istenen nedir? Çıkarabilecek en kapsamlı yargı hangisi? Genellemelerden hangisine varılabilir diyorsa asıl düşünceyi yani ana düşünceyi sana soruyor demektir. Tekrar söylüyorum ana düşünce sorularında nerede bu paragrafı kaybetmeyeyim şurayı. Ha, tekrar söylüyorum Tonguç'um. 1. Eğer tanık gösterme varsa yani bir kişinin sözünü tırnak içinde aldıysa ana düşünceyle alakalı olur. Buna dikkat et. Örneğin diyorsa örneğinden bir önceki cümle. Son cümle %80 genellikle doğru cevaptır sorularda. Özetle bundan dolayı sonuç olarak diyorsa ondan sonraki cümle. Ve nesnel bir cümleyle başladıysa yani böyle genel geçer bir cümleyle başladıysa bunlar genellikle bize ana düşünceyi verir. Tartışmacı paragraflarda ilk veya son cümlede, öyküleyici paragraflarda ise parçanın tamamında ana düşünce yer alıyor. Tanık gösterme yapılmışsa tanık ne diyorsa odur. Örneklendirme varsa örnekten önceki cümledir. Karşılaştırma yapılmışsa benzer veya farklı yönlere bakmak gerekir. Bu nedenle sonuç olarak son olarak gibi bağlayıcı ifadelere de dikkat etmen gerekiyor. Bu sayfanın bence ekran görüntüsünü al, SS'ini al. Kendin soru çıkarma hocam buradan. Zaten ana düşünceden mutlaka 2-3 soru çıkıyor. Burada tam yöntemlerini sana göstermiş olduk. Ana düşünce bazen parçanın sonlarında olur ki genellikle %80 parçanın sonlarında olur. Hatta bununla alakalı bizim verdiğimiz saçma bir örnek var. Ne diyoruz? Bir filmin son 10 dakikasını izlemeden çıkarsa ne olur? O filmi anlayamazsın. İyiler mi kazandı? Kötüler mi kaybetti? Kızla olan evlendiler mi? İşte yani film sonuca ulaşmaz ki. Çıktın gittin. Ne oldu? İzledin. Boşa gitti o kadar izledin. Çünkü son 10 dakikada esas mesaj verilir. İşte nasıl filmlerin son 10 dakikasını izlemeden çıkmıyorsan, mutlaka filmi bitireyim de öyle çıkayım diyorsan, parçanın da son cümlelerine dikkat etmelisin. Ana düşünce bazen ilk cümlede olabilir. Nesnel cümlelerle başlıyorsa genellikle böyledir. Ana düşünce bazen ilk ve son cümleye saklanabiliyor. Bazen de öyküleme tarzı paragraflarda paragrafın bütününe yayılıyor. Ana düşünceyle alakalı sorduklarını vermiştik. Gelelim yardım düşünceye. Dört ayaklı bir masa parçanın ana düşüncesi, ayakları ise o ana düşünceyi havada tutan yardım düşüncelerdir. Birden fazla olabilir. Bu yüzden soru kökü genellikle olumsuzdur, ulaşılamaz, değinilmemiştir şeklinde sorar. Yani bu parçanın yardım düşüncesi nedir diye bir soru olamaz ki. Birden fazla yardım düşünce olur. O yüzden hangisi yardım düşüncesi değildir der. Hangisi yardımcı düşüncesi değildir der ve hangisine ulaşılamaz, hangisine değinilmemiştir şeklinde sorar. Ana düşünceyi zemin oluşturan düşüncelerimiz yardımcı düşünce diyoruz. O zaman düşüncelerin annesine ne denir Tonguç'un? Ana düşüncedir hocam, babası çok... belli değildir. Ne diyorsun saçma sapan konuşma, babası da konu hayır, olacak. Hayır babası yok, baba düşünce diye bir şey mi olur hocam? Ya evet doğru haklısın. Yardım düşüncelere baktığımızda parçayı tam olarak kapsamaz. Ana düşüncenin anlaşılmasını sağlayıcı niteliktedir. Yardım düşünce artı, yardım düşünce artı, yardım düşünce eşittir, ana düşünceyi bize ulaştırıyor. Peki nasıl soru tipleri var? Çıkarılamaz, ulaşılamaz, değinilmemiştir, söz edilmemiştir gibi genellikle olumsuz soru kökleri var. Konuya baktığımızda ise üzerinde durulan her türlü kavram biz konu diyoruz Songuç'um. Parçanın konusu bulunurken en çok tekrar edilen sözcüklere dikkat edeceksin. Parça sürekli olarak yalnızlık, yalnızlık, yalnızlık kelimesi geçiyorsa doğru cevapta da yalnızlığı bulmalısın. Parça sürekli olarak işte bilgisayar, 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 iletişim, yazılım kelimesi geçiyorsa seçeneklerde o ifadeyi bulmalısın. Matematiksel olarak bu kadar net görebilirsin. Ve ilk cümlelere de dikkat etmen gerekiyor. Parçanın konusuyla ilgili soru tiplerine baktığımızda ise Tonguç'um hangisinden söz edilmiştir? Yazar neyden bahsetmiştir? Parçanın konusu hangisidir? Hangisinden yakınmaktadır yani şikayet etmektedir?
Eserin hangi yönden söz edilmektedir? Hangi özelliği vurgulanmıştır gibi soru kökleri kullanılır. Duygulara baktığımızda pişmanlık, küçümseme, beğenme, korku, sistem gibi duygular parafta yazarın sunduğu izlenimlerdir. Duyulara baktığımızda görme, işitme, dokuma, tatma ve koklamayı görüyoruz ki görmeyi zaten bilirsin. Burada en çok dikkat etmen gereken dokumadır. Dokuma duyusunu sana işte kadife bir yüzeyi vardı, tırtıklı bir cismi vardı gibi değil de sıcak bir Temmuz sabahıydı der. Ha? Bu da dokuma duyusu nerede? Biz havanın sıcak olduğunu tenimizle anlarız. Yani dilimizi uzatarak ya da burnumuza koklayarak. Ben dilimle anlayabiliyorum ama sıcak olduğunu hocam. Saçmalama Tonguç'um. Ya da kulağımızla işiterek havanın soğuk olduğunu anlayamayız. Tenimize soğuk böyle diye değer, o zaman anlayabiliriz. Dolayısıyla sıcak bir Temmuz sabahı cümlesinde dokuma duyusundan faydalanılmıştır. Paragrafta karaktere baktığımızda inatçılık, sorumluluk sahibi olmak, şefkatli, disiplinli olmak gibi kavramlar eserde bahsedilebilir. Burada da yine yazarın verdiği örneklere odaklanmamız gerekir. Paragrafta başlığa baktığımızda konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan sözcüklere biz başlık diyoruz. Peki başlığı nasıl belirleyeceğiz? Parçanın içerisinde çok fazla geçen kelime, yani işte diyelim ki kalıcılık, unutulmamak, zamana direnebilmek, çağlara aşabilmek, kalıcılık kelimesi çok geçiyorsa sen bu paragrafta mutlaka kalıcılık kelimesiyle bağlantılı bir başlık koyman gerekir. Konu hakkında bilgi veren ve ana düşünceyi çağrıştıran şeylere biz başlık diyoruz. Anahtar kelimeler bir cümlenin anlatmak istediği anlam için gereken kelimelere anahtar kelime diyoruz. Yani bak bu videonun anahtar kelimesi ne? Paragraf. Çünkü defalarca paragraf kelimesi geçti. Parça kelimesi geçti. O zaman sen de bir parçanın anahtar kelimesini bulurken en fazla geçen kelimelere bakman gerekiyor. Paragrafta soruya baktığımızda ise parçanın ilk cümlesine dikkat etmen gerekiyor Tonguç'um. Çünkü eğer soru evet diye cevaplandıysa ya da hayır diye cevaplandıysa burada evetli hayırlı bir soruya cevap bulman lazım, soru bulman lazım. Veyahut da çünkü diye başlıyorsa sorunun cevabı demek ki adam niçin diye sormuş. Bilemem diye başlıyorsa biliyor musun diye sormuş. Dolayısıyla parçanın ilk cümlesi paragrafta sorularda çok çok önemlidir Tonguç'um. Paragrafta olay, zaman, yer ve varlık kadrosuna baktığımızda ise öykü, roman, masal, fabul gibi türler olay yazıları olduğunu bilmemiz gerekiyor. O zaman şimdi ödevlerimizi yapıyoruz. Bol bol soru çözüyoruz Tonguç'um. Ve ondan sonra da sorularla soruları çöze çöze pekiştirip devam ediyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. İyi çalışmalar Tonguç'um.